Merhaba sevgili arkadaşlar. Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları kitabının ikinci ünitesi, Yaşlılarda Beslenme ünitesinin ders özet videosuyla sizlerle birlikteyiz. Öncelikle yeterli ve dengeli beslenmenin temel ilkelerine bakacak olursak, beslenme sırasında kişinin yaş, cinsiyet, fiziksel aktivite, özel durumları mutlaka dikkate alınması gerekmektedir. Kişisel ihtiyacın karşılanması gereken besin miktarı bir gün boyunca öğünlere bölünerek tüketilmesi gerekmektedir. Yiyecekler hijyen koşullarına uygun şekilde pişirilmeli ve güvenli, temiz bir şekilde saklanmalıdır. Taze ve doğallığına güven duyulan besinler daha çok tercih edilmesi gerekmektedir. Besin öğelerini 5 şekilde gruplandırabiliriz. Bunlardan birincisi karbonhidratlar. Karbonhidratlar başlıca enerji sağlamaktadır bize. Günlük enerjimizin çoğunu karbonhidratlardan almaktayız. Ve 1 gram karbonhidratta ortalama 4 kalori enerji vermektedir. Bitkisel besinler birer karbonhidrat kaynağıdır. Tahıllar da karbonhidrat miktarı oldukça fazladır. Yaklaşık %80 oranında karbonhidrat bulundurmaktadır. Bir diğeri proteinler. Proteinler ise hücrelerin esas yapı taşlarını oluşturmaktadır. Hücreler birleşerek dokuları ve organları meydana getirmektedir. Büyüme ve gelişme için en çok ihtiyaç duyulan maddedir. Aynı zamanda hücrelerin sürekliliği içinde gerekli olan başta besin öğesidir. Günlük alınması gereken enerjinin %10-12'si proteinlerden karşılanmalıdır. Süt, et, balık, yumurta gibi hayvansal kaynaklı besinlerde proteinler kalite ve kullanım açısından son derece değerlidir. Bir diğeri yağlar. Yağlar karbonhidratlar gibi enerji kaynağıdır ve 1 gram yağ 9 kaloridir. Ayrıca bazı vitaminler emilimi açısından son derece önem arz etmektedir. En çok yağ bulunan besinler bitkisel kaynaklı besinlere baktığımız zaman ceviz, susam, ayçiçek yağı, fındık, fıstık gibi ürünleri sayabiliriz. Ve günlük olarak alınması gereken enerjinin %25'i yağlardan elde edilmesi gerekmektedir. Vitamin ve mineraller ise kemik ve dişlerin normal büyümesi, vücut sıvılarının dengelenmesi, sinir sistem, kasların ve organların düzenli çalışması, asit-baz dengesinin korunması ve bazı maddelerin sentezi gibi yaşamsal olaylarda mineraller oldukça önemli rol oynamaktadır. Peki hangi ürünlerde daha çok vitamin ve mineraller vardır? Sebzelerde, meyvelerde, tahıllarda, kuru baklagillerde, süt ve süt ürünlerinde vitamin ve mineral bulunmaktadır. Su ise insan vücudunun canlılığının devam edebilmesi için şart olan bir maddedir. Susuzluğu birçok insan ancak birkaç gün dayanabilmektedir. Suyun görevlerine baktığımız zaman besinlerin sindirimi, emilimi, taşınması, hücre, doku ve organların çalışması, vücut ısısının düzenlenmesi, eklemlerin kayganlığının sağlanması gibi birçok görevi vardır. Besin kaynaklarını hayvansal kaynaklı ve bitkisel kaynaklı besinlere ayırdığımızda bunların içerisinde neler girmektedir? Gelin isterseniz şimdi onlara bakalım. Hayvansal kaynaklı besinlerde et, balık, tavuk, süt, peynir, yoğurt, yumurta gibi besinler. Bitkisel kaynaklı besinlerde ise sebze, meyve, kuru baklagil, tahıllar ve pirinç yer almaktadır. Yaşlılarda beslenmeyi etkileyen değişiklikler 3 önemli faktör burada rol oynamaktadır. Ağız ve diş problemleri, tükürük salgısının azalması ve yutmada güçlüktür. Beden kitle endeksi alınan besin açısından önem taşımaktadır. Beden kitle endeksi kilonun boyun metre cinsinden karesine bölünmesiyle hesaplanmaktadır.
İşte 18,5'tan küçük olanlar genellikle zayıf. 18,5 ile 24,99 arasında olanlar normal kilolu. 25'ten 30'a kadarki olan kısım fazla kilolu. 30 ve 30'un üstü obez. 40 ve 40'ın üstü ise morbid obez olarak sınıflandırılmaktadır. Bu beden kitle endeksini hesaplamak için isterseniz siz de kendi beden kitle endeksinizi hesaplayarak bu sınıflandırmaya göre hangi gruba girdiğinizi öğrenebilirsiniz. Yaşlılarda beslenme önerileri ise meyve ve sebze tüketimi mutlaka arttırılması gerekmektedir. Ekmek ve tahıllar yeterince tüketilmelidir. Zeytinyağı, fındık yağı veya ayçiçek yağı, mısır özü yağları daha çok tercih edilmesi gerekmektedir hayvansal yağlar yerine. Yeterli günlük sıvı alınmalıdır. Kuru baklagil, tahıl tüketimine posa miktarını arttırmak için mutlaka dikkat edilmesi gerekmektedir. Alkol ve sigara kullanılmamalıdır. Tuz tüketimine de bir kısıtlama getirilmesi gerekmektedir. Ağızdan beslenemeyen yaşlılarda beslenme genellikle 3 şekilde olmaktadır. Enteral beslenme, işlevsel bir sindirim sistemine sahip olmasına rağmen günlük alması gereken besin miktarını ağız yoluyla alamayan hastalara alternatif beslenme çeşididir bu. Ve besinler genellikle bir tüp aracılığıyla mideye veya ince bağırsağa gönderilmektedir. Oral yol ile enteral beslenme, bu da gene hastanın durumuna göre püre haline getirilmiş olan besinler hastaya verilmektedir. Tüp ile enteral beslenme ise nazogastrik sonda burundan mideye sokulan yumuşak ince bir tüptür. Sıvı besinler bu tüp aracılığıyla doğrudan mideye verilmektedir. Böylelikle ikinci ünitemizin de sonuna geldik arkadaşlar. Başka bir ünitede görüşmek üzere. Sizlere çalışmalarınıza kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın.